Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir video ama ben aynı heyecanla, aynı hevesle karşınızdayım ve bugün sizlerden birkaç fotoğraf istiyorum. Eğer beni izlerken çektiğiniz ilginç fotoğraflar varsa Sabrican Olay adresine göndermeyi unutmayın Instagram'da. Aynı zamanda Instagram'da bunu story'de paylaşırsanız ve beni etiketlerseniz restory yapma imkanım olabilir ve böylelikle ben de takipçilerimle bu ilginç anları paylaşabilirim. Tabii ki sadece ilginç anlar olmasına gerek yok. Beni izlerken işte selfie'ler olur ya da işte Safa Şahin arkadaşımızın gönderdiği gibi kedisinin beni izlediği bir fotoğraf vardı. O tarz fotoğrafları gönderirseniz ben de story'imde paylaşmak istiyorum ve bugün çok heyecanlı bir karşılaşma var. Beyazlar'da Fisher adında bir oyuncu ama tabii ki sene 1872. Bu başka bir Fisher. Belki hani balıkçıya da Fisher adını vermiş olabilirler. Tam olarak bilmiyorum. Ve siyahlarda da William Steinitz oynuyor. Bu bir simultaneden alıntı ama simultanede William Steinitz siyah olarak oynamış. Bakalım bu oyunun sonunda neler olmuş. Ben bu oyunu sahte Fisher olarak adlandırdım. Bakalım siz oyun sonunda nasıl bir değerlendirme yapacaksınız. Beyazlar da Fisher oyuna E4 ile başlamış ve siyahların tercihi E5 olmuş. Ve şimdi fil C4 ile sert bir açılış oynanıyor aslında. Burada at F6 oynandığı zaman D4 ile Urusov gambitine giden çok güzel varyantlar var. Ben de zaman zaman oynuyorum. Fakat burada Steinitz bu cevaba daha sert bir cevapla karşılık vermiş ve F5 oynamış. F5'in ardından şimdi burada amaçlardan bir tanesi ileride bu piyon alındığında vezir H5 tehdidi. Ama tabii ki piyon alındığında önce at F6 sonra D5'in ardından çok riskli konumlar oluşuyor ve siyahlar burada gayet iyi kalıyor. O yüzden evde hazırladığı varyantı Steinitz'e karşı denemek istemiş ve fil çarpı G8 oynamış. Artık siyahların at F6 gibi bir tercihi yok. Bu sebeple belki vezir H5'e çok daha rahat gidebilecek. Ama buna karşılık da Steinitz'in bir sürprizi olacak. Şimdi burada fil G8, kale G8 ve EF5'in ardından vezir H5 isteniyor. Ama bununla çok fazla ilgilenmemiş Steinitz ve D5 ile merkeze almış. Aynı zamanda filin çaprazını da açmış oldu. Siyahlar gelişimde birazcık daha üstün olmuş olacak. Eğer vezirle sağa sola giderse beyazlar aynı zamanda merkezde siyahların. Şimdi D5'in ardından vezir H5 şah ve G6'dan sonra aslında istenen burada F çarpı G6'dan sonra beyazların vezir E5 tehdidi ve beyazlar zaten bunu kuruyor evde. Fakat burada HG6 yerine kale çarpı G6 oynuyor burada siyahlar. Ve artık siz vezir E5 oynayamıyorsunuz. Burada at E2 oynanmış. Şimdi burada önce vezir E5'e bakalım. Vezir çarpı E5'e kale E6 ile kale korunaklı olduğu için burada vezir kaybetmiş oluyorsunuz siz. Bu sebeple bu varyant geçerli değil. Peki burada neden at E2 oynadık, at F3 oynamadık? Ona bakarsak burada hızlıca gelişip rok atmaya çalışıyor beyazlar. Beyazlar eğer at F3 gibi bir şey oynasaydı burada at C6'nın devamında E5 tutulu ve şimdi siz rok atamıyorsunuz beyazlarda çünkü fil G4'ten sonra artık vezirin gidebilecek yerleri çok sınırlı. Vezir H7'yi aldığında da burada direkt zaten önce tabii ki kareyi korumamız lazım kare G7 ile. Burada vezir D3'e de dönse işte H6'ya da dönse burada E4 ve fil F3 gibi tehditler olduğu için beyazlar çok çok kötü bir konumda kalırdı ve burada biliyorsunuz fil F3 hamlesinden sonra açmazlı olduğu için G3 hiçbir zaman alınamayacak. Bu sebeple burada kale çarpı G6'dan sonra at E2 tercihini yapmış ve at E2'den sonra fil G4'e çözümü bulmuş kafasında aslında. At C6 ve şimdi siyahlar da tabii ki hemen acele etmiyor. Fil G4'ü şimdi oynamak yerine at C6 ile bir beyaza rok şansını tanıyor. Ve şimdi beyazlar rok attıktan sonra fil G4'ü oynuyorlar. Şimdi ver atı ver veziri diyoruz. Vezir H7'ye gidebiliyor. Şimdi hemen fil E2 alamıyoruz tabii ki vezir çarpı G6 var. Önce bir daha deminki hamle gibi kale G7 veya kale H6 tutturmak zorundayız. Burada kale H6 tercihini yapmış burada Steinitz. Çünkü amaçlarından bir tanesi de vezir H4'e gelecek ve vezir H2'den sonra mat isteği oluşacak ve bu H hattında çok iyi bir şekilde kalmış olacak siyahlar. Ama işte kale H6 hamlelerinden sonra da beyazlar zaten bu atı koruma yöntemini kafada bulmuşlar. Vezir D3 oynuyorlar. Şimdi E4 ile zorlandı.
ve Vezir E3'e kadar gitti. Vezir istemediği yerlere gidiyor aslında. Burada tabii ki siyahların tercihlerinden bir tanesini hani D4 olarak düşünebilirsiniz. Fakat D4'ten sonra E4 düştüğü için öncelikle çok fazla acele etmeden Veziri H4'e geliyor. İleride zaten bu Veziri istediği gibi zorlayabilecek ama asıl tehdit burada şimdi H2'nin alınması. H3 ve konuma baktığımızda hemen içimizden feda yapmak gelebilir. Fil çarpı H3 hamlesi gelebilir ama fil H3 çalışmıyor. Vezir H3'ten sonra işte vezir nereye giderse gitsin vezir G3'e gelecek ve durum aslında korunmuş olacak ve siz boş yere belki de burada fil vermiş olacaksınız. Tabi hemen işte şahı doğru düzgün bir yere gelip kale A8 fil D6'lar oynanabilir tabii ki. Fakat yine de siz üstünlüğünüzden birazcık vermiş oluyorsunuz. H3'ten sonra Steinitz'in normal böyle hani atak taşlarıyla savunma taşlarını belli bir şekilde kırıştığınız noktalar gelir ya. O da onu yapmak istemiş. Fil çarpı E2 oynamış. Fil çarpı E2'nin ardından artık at defansa yardım edemeyecek bir taş. Aslında vezir de öyle. Vezir çarpı E2 ve biz file karşılık at verdik ama bu fil de devamında roktan sonra işte kale A8'de çok çok hızlı gelecek ve aynı zamanda tabii ki bu at da oyuna girmiş oluyor. At D4 ile şimdi vezir istendi. Vezirin gidebileceği yerler çok sınırlı. Belki vezir E3'ü düşünüyoruz ama ona karşılık da at C2'den sonra kale düşmüş oluyor. Tabii ki beyazlar buna izin vermek istemiyor. Vezir D1 oynuyor. Vezir D1 C2 tutan bir hamle ama artık H3'ü ve aslında şah kanadını tutabilecek bir hamle değil. Ve burada vezir D1'in ardından at F3 şahlanıyor. Şimdi burada aslında bir 15 hamlede, 16 hamlede mat var. Ama o da vezir F3 ile aslında engellenebiliyor. Yani vezir F3 ile 16 hamleye çıkabiliyor. Ama burada beyazlar şah H1 oynamış. Şimdi şah H1'in ardından konuma baktığımızda çok güzel bir mat fikri var. Ama vezir feda etmek tabii ki bu mat fikrinden daha hoş geliyor Steinitz'e belki. Burada vezir G4, kale H3 ve kaleyi ön tarafta feda etme ve devamında vezir H3'ün sonrasında vezir H2 mat etme yöntemleri var. Fakat burada vezir G4 yerine vezir feda etmek dediğim gibi daha iyi gelmiş Steinitz'e. Vezir H3 oynamış. Vezir H3'ün ardından G çarpı H3, kale çarpı H3 ve şah belli bir yolculuğa başlamak zorunda artık. Şah G2'ye gitti ve kale H2'den sonra artık G1 ve H1 kareleri kapalı ve şah mecburen G3'e yol alacak. Şah G3 ve o çaprazı da kapattık. Şah artık F4'ten de E3'e dönebilecek duruma gelmeyecek. Fil D6, şah G4'e gitti ve kale H4'ün devamında şah F5'e kadar gidiyor. Şah F5'in ardından kale H5 şah. Şah tabii ki tekrardan G4'e gelebilir ama şah G4'ün devamında kale G5 gibi bir tercih var. Şah H3'e gittiğinde de uzun rok veya şah D7'den sonra kale H8'de mat olacak. Bu sebeple kale H5'in ardından şah G6'ya kadar gitmiş. Eğer şah G6 oynanmasa şah E6 oynansa da yine kale E5 ile başlayan güzel mat fikirleri var. Şah G6'ya gitti ve şimdi kale G5'in devamında burada bir tercih yapması gerekiyor. H7, H6 veya F6 tercihleri var. Burada şah H6'ya gitmiş. Peki F6'ya gitseydi nasıl bir şey olurdu? Burada benim çok hoşuma giden bir mat var. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şah F6'dan sonra fil E7, şah E6'ya saklanabiliyor ancak ve ona da at D4 ile şah burada mat olmuş oluyor. İlginç bir mat. Ve bu sebeple kale G5'ten sonra şah burada H6'ya gidiyor. Şimdi şah H6'dan sonra da isterseniz durdurup burada 5 hamlelik matı hesaplayabilirsiniz. Ve devam eden arkadaşlar için de şah H6'dan sonra burada fil F8'e başlayan çok güzel bir mat atağı var. Fil F8'den sonra şah mecburen H7'ye gidiyor. H7'nin ardından burada çok kritik bir hamle şah F7 var. Şimdi şah F7'den sonra belki kaçışlardan bir tanesi vezir F3 ama burada aynı değerde olan kale H1 hamlesini yapıyor ve kale H1'den sonra fil G7 artık kale H8 matı tutabilecek herhangi bir hamle yok. Ben şah F7 ile özellikle şah F7 ve fil G7'yi çok çok beğendim. Burada artık beyazlar konumu birazcık daha düşündükten sonra oyunu terk etmiş. Burada kurtuluş yöntemlerinden bir tanesi sizin de hesapladığınız gibi
Vezir F3 olabilirdi ama oradan sonra EF3 ve Kale A8'i kesecek herhangi bir hamle yok. Bu sebeple zaten iki hamle öncesinde oyunu terk etmiş beyazlar. Bugün sizlere bu tarz bir oyunu göstermek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Instagram'da Sabri Janona'ya fotoğraflarınızı bekliyorum videoyu izlerken. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.